Sevgili Yalçın, seninle devam edelim. Daha sağdan, ayağının tozuyla gelen sensin çünkü. Çok oynamışsındır sen tabii böyle maçları. Enteresan, gitgelli bir maçtı. Gergin bir maçtı. Futbolcular için kolay değil. Yandaki teknik ekibi için kolay değil. Ama iki takım için de kazanılması gereken bir maçtı bu. İşte sebepleri, farklı sebeplerini anlattık. Likteki puanları... Başakşehir son 4 maçta galibiyet alamamıştı. Bu 5. maç oldu. Fenerbahçe 6 maçta 4 yenilgi almıştı. Öyle rakamlarla geldiler ki zaten gerginlik kendiliğinden aslında ilk düdükle beraber vardı. Sonuçta da böyle bir görüntü çıktı ortaya. Aslında Fenerbahçe tarafından bakarsak Ender abi şu anki mevcut durumdan dolayı hem oyuncu grubu hem teknik ekip bu maçı inanılmaz şekilde benimsiyordu. Baktığınızda oyunun ilk yarısında Tamamen stresli görünen bir taraf Fenerbahçe ve bunu da zaten oyun içerisinde gördük. E, doğru yapmak istediği, oyun içerisinde e, o pas trafiğini sağlamak istediği ama karşısındaki rakibi buna müsaade etmeyen, tamamen direkt oyun düşüncesine sahip olan bir Fenerbahçe e, ilk yarıda istediği pozisyonları bulamadı. Ama e, maçın ikinci yarısında baktığınızda Fenerbahçe daha çok topa sahip olmaya çalışan Caner'i bu anlamda kutluyorum. Gerçekten bugün oyun içerisinde almış olduğu sorumluluk karakterli bir oyuncu grubuna. Çünkü stresli bir maç Ender abi. Baktığınızda bu tür müsabakalarda çoğu oyuncu belli tecrübeli oyuncuların inisiyatif alması yani. Bilmiyorum lazım. Bilmiyorum Feyyaz hocam katılır mısın bu anlamda. Doğru. Ama Caner bu anlamda taşın altına tabiri caizse gövdesini koydu ve çok iyi bir müsabaka çıkardı. Bence maçın yıldızı e, diyebilirim benim kanımca. Ama baktığınızda Fenerbahçe'nin kadro yapılanması içerisinde oynanan oyun eksik görünse de alınan 3 puan çok değerliydi. Bunu da zaten Erol Hoca takım bütünlüğünü yaşaması anlamında bu 3 puan çok önemli diye düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe hayat veren bir 3 puan diyor Yalçın'da. Raya Hocam, devre arasında beraberdik. Eksiklerden, sıkıntılardan da bahsettik. Fenerbahçe açısından da dediniz ki siz, e, yani... İki forvet, 4-4-2 oynamak e, bir opsiyondur. Bugüne kadar denemediği bir şeydi. Ama bunu doğru oynuyor mu o soru işareti. Yine de işte özellikle sol kanadı etkili kullandığına vurgu yaptık. E, ve onun sonrasında e, ikinci yarıda daha gol olur dedik. Gol de oldu, kart da oldu, pozisyon da oldu, konuşulacak çok şey de oldu. Ya bir kere bu maçta Fenerbahçe takımından daha önemli, Erol Bulut için daha önemliydi. Eğer Fenerbahçe puan kaybetse de daha büyük sıkıntılı bir süreç yaşaktı Fenerbahçe Kulübü. Özellikle Erol Bulut adına işin gerçeği bu. Yani çok büyük krizler bekliyordu. Tabii ki yani bu kadrodan, bu 11'den bir kere oyun çıkmaz. Sayı ve sonuç çıkardı, o çıktı. Yani mesela gollerde sevinç tablosunu galip gelirken işleri iyi giderken göstermek kolaydır. Mühim olan işler kötü gittiğinde sorumluluk almak, taşın e, altına elini sokmak önemlidir. E, yani bu anlamda Fenerbahçe takım bugün şimdi şöyle bir düşün. E, sağ içinde 4-4-2 senle konuştuğumuzu oynadılar. Caner sol çizgide sağda Sinan. Ya Sinan zaten takımdan ayrı bir oyuncu. 10 kişi ayrı oynuyor, o ayrı. E, yani ne simetri ne de asimetri olarak bir daraltma top bayağı rakipteyken da kaldı, bayağı sağda kaldı bayağı sağda hiç yani takımdan ayrı ver bir top oynasın. Şimdi Caner orada daraltmadı. O pas oyununa Hakan desen uygun bir oyuncu değil. Şimdi Gustavo iyi niyetli, karakterli bir oyuncu ama pas oyunu uygun değil. İki tane santrafor birbirini tamamlamıyor ve de geniş alana çıkacak o hücumlarda özellikle açık alanı kullanacak oyuncu değil. Fenerbahçe ne yapacaktı? Dikini alan daraltıp Tisaratla Serdar'ı öne çıkartıp daha yüksek topla. Sen de bunu konuştuk devre arası. İkinci topları dar daraltarak enine hem solda Caner sağda da Sinan girip Hakan'la da Gustavo ile ikinci topları alacaktı. O daraltılmış alanda rakip yer alanda kalacak. İkincisi ne? Fenerbahçe'nin gol bulması için kenar ortaları. Üçüncüsü de Fenerbahçe takımı yüksek boylu bir takımla oluşuyorsa duran toplarda zaten sezon başından etkiliydi. Bu takım böyle gol bulurdu. Genelde maçın kopman önümlerinde öyle buldu. 11-11 oynandı özellikle o dönüm, e, dönemde. Yani e, Fenerbahçe takımın en büyük sıkıntısı e, yani e, onu devre arasında söyleyeyim. Sekronize olamıyor. Bir futbol takım sekronize olur. Sezon başından beri birlikte düşünürsün. Birlikte hareket edersin. Fenerbahçe'deki o birliktelik yani sahada <laughs> oyun gücüyle kazanılmış oyun yok. Oyuncu doğaçlama, anlık performansla kazandığı oyunlar. Bugün de bu oyuncular bu kadar eksikken ne çıkar buradan? Skor sonuç çıkardı. Onu çok iyi başardılar. Niye önemliydi? Hem hafta sonu hafta sonu dinlenecek Fenerbahçe. Özellikle böyle skorlar gelince Avrupa'da özellikle spor psikolojisiyle uğraşan bununla ilgili yani o bilim insanları Doktorlar, her şeyler, psikologlar bunlarla ilgili mesela çok ciddi e, analizleri var. Diyor ki yani oyuncuların arkadaşlıkları mı saha içinde skoru getirir, takımdaşlığı, takım bütünlüğünü yoksa skorlar mı getirir diye bakmışlar. Skorların getirdiğine karar vermişler. Yani ne kadar arkadaş grubunuz iyi de olsa skorlar gelmedikçe özellikle böyle 18 tane yeni transferde skor alamadıkça saha içinde gerginlikler de yaşayabilir oyuncular. Skorlar işte Gürcan söyledi 3. 4. golden... Yani sonra bu işte sevinci görmek e, gerekir dedi. E, takım bütünlüğünü skorlar geldikçe daha rahat sağlar bir takım. Hele yeni kurulmuş bir takım. Fenerbahçe'nin e, skorlar geldikçe bunu daha rahat yapacağını düşünüyorum. Bu galibiyet hafta sonunda az önce söyledim. Dinlenecek olan Fenerbahçe için toparlanma, moral, motivasyon ve önüne daha olumlu, daha, daha güvenli. Daha sağlam bahsediyor. Tabii daha özgüvenini arttıracak bir galibiyet. Çünkü bir eşik. ...böyle ligde oynanan bazı maçlar vardı. 10, 12, 15 belki 8. hafta... ...çok erken eşik maçları vardı. Beşiktaş'ın Başakşehir maçı Tabii, gibi yine. Tabii çok doğru tespitin. Hocam yani, konuşurken Trabzonspor'u empati yaptım mesela hocam. Hem kazanırken hem de gelişme açısından... ...mesela bu haftaların galibiyet açısından mesela hocam... ...biraz önce vermiş olduğunuz örnekler... ...biraz Trabzonspor için de geçerli diye düşünüyorum açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı vardı özellikle bu sonucu skoru almaya takımın gelecek haftaları daha böyle moralli, daha fazla kulübe yani bu eşiği geçip daha moralli kulübe gelsinler, antrenman yapsınlar. Ve de Fenerbahçe takımı az önce Gürcan söyledi, çok güzel. Fenerbahçe takımı enteresan. ya yani başka kulüplerde mesela bir kaos olur, o kaos yönetilir. O krizden de iyi işler yapılır. Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe kendiyle çatışan bir kulüp. Kendi içinden... Yani antrenör gitsin, başkan gitsin, olumsuz olsun herkes. Kötü gitmesini bekleyen çok e, mercif var. Bu doğru değil. Fenerbahçe'nin esas düşmanı Fenerbahçeliler. Yani Fenerbahçeliyim diye insanlar. Yani böyle karıştırmasınlar bıraksınlar kulübü rahat. Yani kişiler üzerinden değil. Genel kuruma Mert kötü gittiğinde destek versinler. Tam onları söylemiş. Onlara bir bakalım hocam. Diyor ki olmayan olaylarla bizi ortaya atıyorlar. Hocayla aramız bozukmuş gibi gösteriyorlar. O golü istedim hocama gittim. Bu takımın içinde gruplaşma yok, problem yok diyor bu takımın içinde gruplaşma yok, problem yok. Gürcan. Diğerlerini de verelim mi? Bayağı bir e, uzun konuşmuş ve güzel şeyler de var onun içinde. E, hep e, bir gol, e, bir yani bir sıfır yenik başlıyoruz hep maçlara. İlk kez kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum demişti. Öyle bir bölüm vardı. Diğerlerini de getirebilir miyiz sevgili Tolga? kalemize ilk gelen top golüyle futbol hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bundan sonraki sayfa neydi? Psikolojik olarak zor durumdaydık. İtiraf çok net bir şekilde vücut dilinden herkesin gözüküyordu. Stres var Başta üzerlerine baskı var olmadı gayet yere. doğal. Dipteydik. Bakın 23 puanı takım için diyor dipteydik. Bir şekilde yukarıya çıkmanın fırsatını arıyorduk. Geriye düşmemize rağmen ilk defa kırılmadık. Dip. Diyorduk ki hep kırılgan takım diye. Rabbim de bize yardım etti. Çok şükür kazandık diyor Mert Hakan Yandaş. Dipte olarak yani takım halinde psikolojik olarak diyor dipte ki yani yok diyor. Bu psikolojik olarak gitmekle onun altını dolduralım. Yani diyor ki bizim özgüvenimiz yok. Sahaya çıktığımızda bir stres baskı var. Yapacağımız en basit pası yapamazsın. Şimdi, şimdi bakın en hocam, büyük sıkıntısı o Fenerbahçe'nin. Ve, hocam e, Beşiktaş maçı. Kaleye gelen ilk şut gol dakika 4. Malatya Spor maçı. Kaleye gelen ilk şut gol dakika 9. Antep maçı. Kaleye gelen ilk şut gol dakika on. Bugünkü maç Basakşehir maçı. Kaleye gelen ilk şut gol dakika altı. Hep ilk 10 dakika. Ya bu bir sıfır başlıyorsun. Ve rakipler de rakip ayanıyor. ha. Yani şeyde değil. Ee, Kolay maçlar yani, da değil. Yani, Ziraat ya. kupasından düşük birlikten bir takım gelmemiş karşına yani. Ee, Ama puan, Gürcan sebep sonuca ağzına. bakmak gerek. Burada mesela geçen Gaziantep maçında hani hatırlıyor musun? Gitti sol tarafa yardıma e, Pelkas foul yaptı diye herkes konuştu. O sebeptir. Sonuç ne? Tabii. Yerleşim hatası yiyorsun. Bugün ne sonuç? Deniz sol ayakla düz orta yapıyor. Şimdi sağ ayakla kavisli ters ayakla da değil. Ender'le konuştuk. Yine golüyor. Yani ben senin için söylemiyorum bunu. Genel olarak biz hep sebebe odaklıyız. Ya sebep ya işte gol ya yapılmasaydı sebep. ya